Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem izleyicilerimiz, hamdolsun bugün de İslam ve Hayat programımızda yeniden sizlerleyiz. Sizden gelen dini, fıkhi, güncel soruları Şanlı Femekli vaizimiz Ahmet Sarıoğlu hocamıza soracağız inşallah. Siz de merak ettiğiniz dini sorularınızı 0414 alan koduyla 247-53-53 nolu hattı arayıp bizzat sorabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ekranımızın alt kısmında geçtiği üzere aziz izleyicilerimiz. Muhterem Hocam, programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun. Harun kardeşim, nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah hocam, sizleri sormalı. Görüşmeyelim ki bir hafta oldu görüşemedik. Evet, evet. İnşallah iyisiniz, bebekleriniz iyi, halınız iyi, ev halkınız iyi. Bebekler büyüdü hocam. Büyüdü tabii ki, şimdi kanuni ilahidir bu. Numu kanunu var, numu. Numu nedir? Gelişme. Gelişme, evet. Yani insan doğar, yavaş yavaş büyür, gelişir, gençleşir, yaşlanır, ihtiyar olur, ölür, kabre girer, gider, böyle gider. Evet. Bu kanun-u ilahidir bu. Rabbim imanımızı bize yoldaş etsin. Amin, amin hocam. Rabbim ahir zaman fitnesinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Mâ min nebiyyin illâ ve enzara kavmehu fitnetel mesihi deccal. Evet. Bu hadisi aklında tut. Evet hocam. Hiçbir peygamber yoktur ki, yeryüzüne ne kadar peygamber gönderilmiş ise Allah tarafından, bütün peygamberler ümmetlerini Deccal'ın fitnesinden efendim uyarmış, sakındırmış. Evet hocam. Maalesef, ama maalesef bugün Deccal'ın fitnesinin cavcavlı zamanı içinde yaşıyoruz. Yani en böyle alevli zamanı içerisinde yaşıyoruz. Evet hocam. Peki ahir zamanda ne olacak Harun Hoca? Zina çoğalacak. Zina bugün serbest. Maalesef. İki kişinin arzusu ve rızasıyla zina haram yani haram demeye değil de yani suç değil. Kanuni suç değil. Sonra ne çoğalacak? İçki çoğalacak. Artık insanlar bakkallardan içki almaya başladılar Harun Hoca. Maalesef evet hocam. Ahir zamanda ne çoğalacak? Faiz çoğalacak. Faizin girmediği yer yok gibidir. Zaman gelecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, faiz herkes yiyecek. Yemeyen de tozunu yutacak. Allah Allah. Tozunu soluyacak. Dolayısıyla faiz had safhada. Had safhada. Ve faiz tefecilerin eline geçti. Yani bankalar dışında tefeciler türedi ve bu türeyen tefeciler bankalardan beter. Allah Allah. Banka gelir elindeki mala el kor. Bunlar senin yedi sülalanı suçlu kabul ediyor. Baban, kardeşin, amcan, dayın, kim varsa bunlar hepsi borçlu sayılır. Tefecilerce. Dolayısıyla ahir zaman fitnesi her yere girecek. Evet hocam. Sonra ne çoğalacak? Cehalet çoğalacak. Cehalet, cehalet. Hoca. Cehalet öyle bir çoğalmış ki diz boyu, diz boyu. Evet hocam. Diz boyu. Yani insanların bir kısmı günahları günah olmaktan çıkarmış haldedir. Zinanın suç olduğunu kabul etmeyen insanlar var. Ve diyor ki, zina efendim ihtiyaçtır. Bir insanın nasıl ekmeğe, suya,
gıdaya ihtiyacı varsa zinaya da ihtiyacı var. Yani münasebetlere de, yani sekse de öyle mi ihtiyacı var? Peki adam soruyor, günah mıdır? Diyor, bana göre günah değil. Ya günah nedir? Günah diyor başkasının malını yemek, başkasını rahatsız etmek. Ama bu bir ihtiyacı olduğu için ben bunun suç olduğunu kabul etmiyorum. Bu suç değildir bana göre. Öyle diyor ve bunu aleni olarak söylüyor. Gizli değil Harun Hoca. Ne Allah'tan öte ne de kuldan. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle aynı zamanda da kafir oluyor bu. Tabii. Yani bir insan kesin olarak haramiyeti Kur'an ve sünnette sabit olan bir hükmün haram oluşunu haramlıktan çıkarır, helal olarak kabul ederse kafir olur. Yani murted olur. Yani dinden çıkar. Yani ibadetleri, sevapları varsa hepsi mahvolur, yanar gider. Evet hocam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Abbas'ı arkasına almış, rivayete göre. Evet hocam. Terikesine almış eski hı-hı ifadeyle. Hı-hı. Yani ataya, deveye, neyse ya, işte yani. Hı-hı. Peygamberimiz Abdullah gençken, çok genç, çok. Yani 10 yaş civarı, 10 yaştan da aşağı. Çünkü ilk doğan çocuk Abdullah bin Abbas'tır eğer veya Abdullah bin Zübeyir. Zübeyir'dir. Medine'de evet. Evet. Şimdi Peygamberimiz ona diyor ki, ya gulam, elâ uallimuke kelimâtin. Sana bir miktar nasihatlarda bulunayım mı? Evet hocam. Din nedir Harun Hoca? Eddînu ennasihatu. Bugün nasihat yeryüzünden kalkmış kardeşim. Adam telefon ediyor, diyor ki, hocam, benim çocuklarım 17-18 yaşlarında kendilerine yol gösterdiğim zaman bana diyorlar ki, üzerimize gelme, bak polis çağırırız. Allah Allah. Evlat babasını polisle tehdit ediyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Ya sabır ya. Yani hadis-i şerifte اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ عُدَلَاءُكُمْ وَاِذَا كَانَ عُلَمَاءُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاِذَا كَانَ اَمْرُكُمْ بَيْنَكُمْ شُورًا فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْلِهَا. Yani alimleriniz en iyi insanlardan olursa, amirleriniz, hakimleriniz en adillerinizden olursa, zenginleriniz en sahileriniz olursa, fakirleriniz en sabirlerinizden olursa ve işlerinizi şura ile, aranızda şura ile çözerseniz, o zaman yeryüzü yerin altından hayırlıdır. Ama zenginleriniz cimrileriniz olursa, alimleriniz kötülerinizden olursa, İdarecileriniz en kötü, en merhametsiz zalimlerden olursa, efendim fakirleriniz hileye başvururlarsa, işleriniz de kadınlarınıza verilirse, yani ipin ucunu kadına verirsen, işi idare eden kadın olursa, ve emrukum ila nisaikum, İşleriniz kadınlara havale edilirse o zaman febatnul ardı hayrun lekum min zahriha. O zaman yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır. Evet. Peygamberimiz Abdullah bin Abbas'a diyor ki, ya gulam, ey genç, elâ muallimuke kelimetin, sana bir kısım nasihatlarda bulunayım mı?
Peygamberimiz ihfazillâhe yahfaz. Altın suyuyla kalplere nakşedilmesi gereken bir nasihat. Allah'ın emirlerini muhafaza et. Allah'ın emirlerini çiğneme. Allah'ın emirlerini efendim heder etme. Allah'a itaat et. O zaman Allah seni her türlü tehlikelere karşı koruyacak kardeşim. Koruyacak şart. İhfazillâhe bimtithâlil evâmir ve iştinâbin nevâhi. Evet hocam. Efendim vel ibadeti ve marifetullâhi ve mahabbetullâhi ve itaatullâhi. Bunları sen yap. Yahfazke. Allah seni muhafaza eder. Çünkü kainatın ipi Allah'ın elinde. Harun Hoca. Kainatı idare eden tek güç Allah'tır. Ve bütün varlıkların, iyiyin kötünün, kafirin Müslümanın, münafıkın müminin, salihin talihin, hepsinin iradesi Allah'ın elinde. İradeleri Allah'ın elinde. Onun için İhfazillâhe yahfazke. Allah beni muhafaza etsin. Hocam dua eder misiniz? Allah beni muhafaza etsin. Ya kardeşim sen Allah'ın emirlerini muhafaza et. Allah'ın emirlerini yerine getir. Allah'ın emirlerine ters düşme. İçki içme. Faiz yapma. Yalan söyleme. Haram yeme. Gıybet etme. Milletin huzurunu bozma. Milletin malını zimmetine geçirme. Bunu soran yok. Hocam dua et. E tamam, hocanın duasıyla bu iş bitecek mi? Bu iş olacak mı Harun Hoca ya? Mümkün değil hocam. Yani ısmarlama iş olur mu ısmarlama? Olmaz hocam. Ismarlama olmaz kardeşim. Bu iş ciddi bir iş, ciddiyet isteyen bir iş. İhfazillâhe yahfazk. Te'arraf ilallâhi firrahâ. Ya'rifuke fişşidde. Genişlikte, sıkıntı içinde olmadığın, zorlukların olmadığı, musibet ve felaketlere uğramadığın bir zaman ibadetinle, iyiliklerinle, sadakanla, efendim güzel efendim ahlakınla, insanlara faydalı olmakla kendini Allah'a tanıttır. Allah'a kendini tanıttır. Allah seni görsün. Allah seni bilsin. Allah seni efendim nerede olduğunu görsün. Camide olduğunu görsün. Kur'an okurken seni görsün. Allah'ı zikrederken seni görsün. Fakire sadaka verirken seni görsün. İnsanlara merhametli davrandığında Allah seni görsün. O zaman ne olur? Ya'rifuke fişşidde. Hiçbir şey demeye gerek yok. Allah seni zor anlarda seni görür, bilir. Ve seni kurtarır ya. Seni kurtarır. Hadisin devamında ne diyor? Te'arraf ve'alem. Ve'alem. Ha hayır. Ve izâ se'elte fes'elillah. Evet. İstediğinde Allah'tan iste. İslam bilgi ne diyor? Ne diyor? Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'elte fes'elillah. الله يغضب إن تركت سؤاله. Allah'tan istemezsen, Allah'ın kapısına sığınmazsan, dergah-ı uluhiyete iltica etmezsen, yağdabuk. Allah'tan istemezsen,
O zaman ne olur? Yağzab. Allahu yağzabu in tarakte sualehu. Allah'tan istemezsen Allah senden gücenir. Ben varken kulum nereye gidiyor kardeşim? Evet. Bütün kainatın dizginleri benim elimde. Bütün yeryüzünün hazineleri benim elimde. Yedullahi mel'e. Yedullahi mel'e. Allah'ın rahmet eli doludur. La yagizuha ata'un. Vermek Allah'ın dolu olan elini eksiltmez. Hazinesini eksiltmez. Hazine eksilmez. Hazine dolu. Allahu yagzabu in tarakte sualehu. Allah'tan istemezsen Allah sana gücenir. Ve beni Âdeme hine yüselu yagzabu. İnsanoğlundan istedin miydi? İnsanoğlu bir, iki, üçüncüde seni kovar. Seni kovar ya. Resmen seni kovar. Can dostu da olsan seni kovar ya. Senin yüzüne bakmaz. Ama Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam innallaha yuhibbul mulihine fi'd-du'a. Ne güzel ya. Harun Hoca. İnsanlardan istedin miydi? İnsanlar sana güceniyor. Ama Allah ısrarla isteyenleri seviyor. Israrla. Üzerinde durarak. Yani Allah'tan isteyenleri Allah seviyor ya. Eyvallah. İnna Allaha yuhibbul mulihin ilhah eden, ısrar eden, hep isteyenden Allah razı olur. Allah onları sever. Allahu yaghzabu in tarakta sualehu. Ve beni Âdeme hine yaghzabu hine yüselu yaghzabu. İnsanoğlundan istedin miydi? Ne olur insanoğlu sana güzelir. Öfkelenir evet. Sana güzelir. Sana kızar kızar. Evet. Onun için اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ. İstedin mi de aziz kardeşim Allah'tan iste ya o. Allah'tan iste ya. Allah varken başka kapılara gidip yorulma. Allah'ın rahmet hazineleri doludur. Allah'ın kapıları açıktır. Bütün dünya kapıları kapansa Allah'ın rahmet kapıları açıktır. Tatili yok. Mesai bitti diye bir olay yok. Hafta sonu yok. Allah'ın rahmet kapıları daima açık. Yani Yahudilerin anlayışında hocam haşa Allah yeri ve gökleri 6 günde yarattı. 7. gün istirahate çekildi. Bu küfürdür. Kulle yevmin huve fişşe'n. Öyle bir şey Allah yok. Her an yaratma halindedir. Evet. Allah lehu umurun yubdiha ve la yebtediha. Harun Hoca. Sen bu güzel olayı da bil. İbnü'ş-Şeceri diye bir alim varmış. Çok etkili konuşmaları varmış. İbnü'ş-Şeceri ha hocam. İbnü'ş-Şeceri. Not alayım hocam, araştırayım bunu inşallah. İbnü'ş-Şeceri diye bir alim varmış. Nasihat ederken, nasihat esnasında bir vatandaş kalkıyor. Kendisine soruyor. Diyor ki Allah şu anda ne yapıyor? Allah şu anda ne iş yapıyor? Ne yapıyor? İbnü'ş-Şeceri boynunu bükmüş. Cevabını bilememiş. Üzgün üzgün o gece uyumuş. Gece rüyasına Peygamber Aleyhissalatu vesselam geliyor. Diyor ki yarın o adam gene senden soracak. Ona de ki lehu umurun yubdiha. Takdir ettiği Allah'ın işleri var. Allah onları izhar ediyor. Ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkarıyor. Ve la yebtediha, yeniden yapmıyor. Allah bitirdi, ne yapacağı her şey
Her şey bitmiş. Her şey bitmiş. Olacak her şey dünyanın iptidasından, başlangıcından kıyamete kadar olabilecek her şeyi Allah planlamış, programlamış, yaratmış, halketmiş. Zamanı gelince Allah-u Azimuşşan Hazretleri onu ortaya çıkarıyor. Lehu umurun yubdiha ve la yebtediha. Yubdiha yani yuzhiruha. Ve la yebtediha yeniden onu yaratmıyor. Yaratmıyor. Lehu umurun yubdiha ve la yebtediha. Ertesi gün o adam tekrar vaaz esnasında kalkıyor. Diyor ki hoca efendi, sana bir soru sordum. Rabbul Alemin şu anda ne yapıyor? İbn-i Şeceri demiş ki lehu umurun yubdiha ve la yebtediha. Allah halk ettiği, takdir ettiği bir kısım mahlukatını ortaya çıkarıyor. Evet. Ve onları yeniden yapmıyor. Adam demiş ki salli ala men allemeke. Yiğitliği görüyor musun Harun? Evet. İşte yiğit adamlar bunlar ha. Salli ala men allemeke. Hazreti Hızır'dır aleyhisselam. Soru soran o. Sana öğretene selam getir. O keşfen görüyor ki o adam rüyada peygamberi görüyor. Peygamberden bu sorunun cevabını soruyor. Peygamber de cevabı veriyor. Hazreti Hızır da muttali oluyor Allah'ın kuvvet kudretiyle ve diyor ki İbn-i Şeceriye salli ala men allemeke. Sana öğreten Peygamber aleyhissalatu vesselama salat ve selam getir. Allahümme salli ala seyyidina. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem hocam, bundan şunu da anladım. Allah-u Teala en başta, kainatta her an ana kadar efendim sallallahu aleyhi ve sellem de vefat etse bile Cenab-ı Hakk'ın izniyle kainatta ana kadar. Kainatla ve özellikle de ümmetiyle alakadardır Harun Hoca. Aslında ehli iman kendi kıymetlerini bilmiyorlar. Allah o kadar müminlere, ehli imana değer vermiş ki, kıymet vermiş ki, bir kısım melekleri görevlendirmiş. Ne yapıyor? Müminleri her türlü tehlikelere karşı koruyor. Bir kısım melekleri görevlendirmiş. Ne yapıyor? Ehli imana dua ediyor. Ve yestagfirûne limen fil arz. Hamim, ayn, sin, kaf. Sure-i Celilesinin birinci sayfanın ortalarında. Ve yestagfirûne limen fil arz. Hangi sureydi hocam? Hamim, ayn, sin, kaf, Şura suresi. Şura suresi. Başta. Sayfenin ortasında evet. Allah'ın bir kısım melekleri var ki Allah onları görevlendirmiş ki ehli imana istiğfar etsinler. İstiğfar etsinler. Ehli iman ne kadar güzel, ne kadar sevimli, Allah katında ne kadar kıymetleri var, ne kadar değerleri var. Eyvallah. Bakın melekler hem insanları koruyor, hem insanlara Allah'tan mağfiret diliyor. Allah emrediyor Müslümanlara istiğfar edin. Bir de onlar Müslümanlara istiğfar edin. İnşallah en başta siz de biz de hocam nail oluruz meleklerin duasına. İnşallah Rabbim nasip etsin. Muhterem izleyicilerimiz, hocam maşallah ağzından bal akıyor. Estağfurullah. Ara vermemiz lazım. Kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem izleyicilerimiz, İslam ve Hayat programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizden gelen dini, fıkhi soruları gerek bilgisayar ortamında olsun, gerekse sabit telefonumuzdan arayıp da
not ettirdiği sorularınız olsun. Onları hocama sormaya gayret edeceğiz inşallah. Değerli hocam, bir izleyicimiz, türbede dua etmek caiz mi? Dua etmek caiz mi diye bir soru sormuş hocam. Muhterem izleyiciler, dua her yerde geçerli. Ama Allah'ın has kulları, Allah'ın makbul kulları, Allah'ın efendim müttaki kullarının yanında, mezarının yanında, ama dua şekli, duanın şekli belli olmalı. Ya Rab, veren sensin. Ya Rabbi, ben senden istiyorum. Ben biliyorum ki sen ancak verirsin. Ama bu kulu ben muhterem, abid, müttaki, senin has kullarından olduğunu tahmin ediyorum. Ya Rabbi, benim bu arzumu bu mübarek zatın yüzü suyu hürmetine bana ihsan eyle. Bu da bir vesiledir Harun Hoca. Vesile. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ ayet-i kerimesi var ya. Ama alimler diyorlar ki en iyi vesile ibadetlerdir. Ve bir kısım müfessirler o üç kişiyi efendim nazara veriyorlar. O mağaraya sınan üç kişi. كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ثَلَاثَةُ efendim ثَلَاثَةُ رِجَالٍ اَوْ ثَلَاثَةُ اَشْقَاسٍ neferin olabilir. ذَهَبُوا ve اَوَاهُمُ الْمَبِيتُ اِلَى مَغَارَةٍ فَنْسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَغَارَةِ وَاِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ Hulasa yani dediler yani üç kişi hocam, kısacası izleyicileriniz belki hani bilmez, malumunuz. Üç kişi orada şiddetli yağmur yağıyor. Onlar da mağaraya sığınıyor. Sonra bir taş, bir kaya gelip mağaranın ağzına kayanın üzeri şey tıkıyor. Yani dağın başından kopan bir kaya yuvarlanıyor, geliyor o mağaraya. Sığındıkları mağaranın kapısını tamamen kapatıyor. Kapkaranlık oluyor. Her taraf kapkaranlık oluyor. Hiç de bir vesileleri yok ki o şeyi, kayayı ortadan kaldırsın. Mümkün değil. Sefer ne yapıyorlar? Salih amelleri. Birbirleriyle istişare etmişler. Ve emruhum şura beynehum. Ayet-i kerimesinin hükmünce onlar istişare etmişler. Demişler ki la yuncikum min hâzihi s-sahra illa en ted'ullâhe bi salihi a'malikum. Sizi bu kayadan ancak salih amelleriniz sizi kurtaracak. Başka sizi kurtaracak hiçbir vesile yok. Eyvallah. İşte başlamışlar tabi herkes rıza-i ilahi için yaptığı amelini dile getirerek, ya Rabbi ben böyle böyle bir amel yaptım. Hı hı. Eğer bu amelim senin rızana uygun ise bizi bu kayadan kurtar. Kainat senin, güç senin, kuvvet senin, kudret senin, her şey senin. Allah'ım bizi bu kayanın efendim sıkıntısından kurtar. Kaya biraz açılmış. Ama çıkma imkanları yok. İkincisi de söze başlamış. O da duasını yapmış. Ve demiş ya Rabbi, eğer ben bu yaptığım amelim senin rızana uygun ise ya Rabbi bizi bu kayadan kurtar. Kaya biraz açılmış. Ama çıkamıyorlar. Hayır. Üçüncüsü de söze başlamış, duasını anlatmış, Cenab-ı Erhamur Rahim'ine iltica etmiş, sığınmış. Ya Rabbi sana malum, ben böyle böyle bir amel yaptım. Eğer benim amelim senin dergah-ı uluhiyetinde kabule karin olmuş ise, o amelim hürmetine ya Rabbi bizi bu kayadan kurtar. Ve kaya açılmış, onlar oradan çıkmışlar. Yani insanın en iyi dua edeceği, en iyi vesile edineceği salih amelleridir. Ve izeftakarta, dikkat et Harun Hoca bak, olmaz ha. Ve izeftakarta ilezzakhairi lem tecid. Ve izeftakarta ilezzakhairi lem tecid. Zuhran yekunu kesalihil a'mali.
zat ve zahireye muhtaç olduğun zaman salih amellerden daha iyi bir zat, bir zahire bulunmaz. Bulunmaz. Ya. En iyi zat, en iyi zahire salih amellerdir. Aziz kardeşim. En iyi azık. En iyi azık salih amellerdir. Ama rızayı bari için. Bugün kimse kusura kalmasın muhterem izleyiciler. Vallahi üzülerek söylüyorum. Kendi şahsım için de söylüyorum. Bugün rızayı ilahi için %100, %50, %60 değil. %100 rızayı ilahiyi gözeterek yaptığımız amellerimiz ya yoktur. Çok da azdır. Ya da nadirdir, nadir. En nadiru kel ma'dum. Nadir yok gibidir. Nadir yok gibidir. Bir de yapmaya çalışsanız çok engeller oluyor hocam. Tabii ki engeller olacak. Hayırlı işlerin çok muzur manileri var. Ya çevreye bakmayacaksın. Bakarsa zaten yapmazsın. Tabii ki bakmayacaksın. Allah'ın rızası esas maksat olmalı. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı Harun. Evet. Altın değerinde sözler bunlar. Eyvallah. Mücevher değerinde sözler. Yani efendim amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Ya. Bugün kaç kişimiz rıza-i ilahiyi gözeterek, rıza-i ilahiyi esas maksat yaparak, rıza-i ilahi hatrı için iş yapan insanlar acaba ne kadardır? Ben yok diyemiyorum. Yani demeye de hakkım yok. Geceleyin yatağımıza uzandığımız zaman bir tefekkür edelim değil mi hocam? Sabahtan şimdiye kadar Allah için ne yaptık? Hani deriz ya Allah için ne yaptık? Bir kendi kendimizi sorgulayalım. Tabii ki başta biz değil mi hocam? Tabii ki herkes kendinden başlamalı. İbde bi nefsike fenheha an gayyiha. Nefsinden başla. Nefsini kötülüklerden alıkoy. Fe izen tehet anhu. Eğer nefis senin bu nasihatından etkilenir de bu yanlışlardan uzaklaşırsa, uzak durursa fe ente hakimu. Hikmet sahibi olursun. O zaman sen hakimsin kardeşim. İbde bi nefsike. Önce kendinden başla. Kendinden başla. Biz Müslümanlar çoğunlukla nasihati başkasına yaparız. Nasihati başkasına yaparız. Kendimizi nazara vermeyiz. Kendimizi nazara vermediğimiz için de nasihatlarımız tesir etmiyor muhterem kardeşim. Nasihatın tesir edebilmesi için nasihler önce nasihatı kendi nefislerinde efendim yaşamaları lazım. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh rivayete göre bir kanun çıkaracağı zaman, kural koyacağı zaman, daha koymadan evvel kuralı aile fertlerini çağırıyor. Aile fertlerine diyor ki ben böyle böyle bir kural koyacağım. Böyle bir kanun koyacağım. Sakın ha hiçbiriniz bu kanuna muhalefet etmesin. Aykırı hareket etmesin. Onu yanlış kullanmasın diye önce aile fertlerine nasihat edermiş. Onun için İbde bi nefsike fenheha an gayyiha. Önce nefsinden başla, nefsini kötülüklerden alıkoy. Uzak durdur. Fe izen tehet anhu. Eğer nefsin ondan uzak durursa, fe ente hakimu. Sen hakimsin. Yani hakim ne demek? Yerli yerince söz söyleyendir ya. فَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ وَرُونَ. Nasıl sözler ya? Elmas değerinde hocam. فَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ وَيُقْتَدَى بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ. Ta'lim fayda verir. Öğretim evet. فَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ. O zaman sözün dinlenir. O zaman senin sözün dinlenir aziz kardeşim. Ya.
Ama şimdi efendim Allah korusun nasihatı biz başkalarına yapıyoruz. Evlerimizde teseyyüb var. Yani? Ahlakım, teseyyüb, başıboşluk. Yani kuralsızlık var, kuralsızlık. Teseyyüb nedir? Anarşi. Yani kuralsız hareket etme. İşte İpsiz hareket etme. Anarşi odur hocam. Yani. Sapsız hareket etme. Bir kurala uygun hareket etmeme. Herhangi bir kurala göre hareket etmemem kardeşim. Onun için tesirimiz olmuyor. Bak bugün 120 bin mi, 150 bin cami var bu memlekette. Türkiye genelinde. Ben kesin rakamını bilmiyorum ama tahminim o. Evet. Tahminim 150 bin cami var. Bu memlekette ben yine sayısını kesin olarak bilmemekle birlikte yani 500 cami olduğunu tahmin ediyorum. Urfa'da, sadece Urfa'da. Sadece bu memlekette, bu Urfa'da eğer biz 500 kişi evet hocam. Günde 500 kişiyi yola getirebilsek ama önce kendimizi yola getirmemiz lazım. Yani nefsinden başlamayan insan nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez Harun Hoca. Evet hocam. Önce nefsimizi ıslah edeceğiz. Önce kendi yakın çevremizden başlayacağız. Ailemizden başlayacağız. Evladu ayalımızdan başlayacağız. Efendim, çocuklarımızdan başlayacağız. Çocuklarımızı Allah'a ve Resulüne itaat eden insanlar haline getirmeye çalışacağız. Bunu yapan çok az insan var. Kimse kusura kalmasın. Kimse kusura kalmasın. Evet hocam. Ya eyyuhel raculul muallimu gayrahu. Evet. Ya eyyuhel raculul muallimu gayrahu. Ey başkasına öğretmenlik yapan adam. Hellâ li nefsike kâne zâtte'alîmi. Ya. Hellâ li nefsike. Senin de. Kâne zâtte'alîmi. İbde' bi nefsike fenhâ an gayyihâ. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ. Ya. Biz başkasına öğretiriz. Mum gibi mum. Mum var ya. Evet. Mumu yakıyoruz. Kendisini yandırıyor, etrafını aydınlatıyor. Bir kısım insanlarımız da mum gibi. Kendilerini yakıyorlar, etrafını aydınlatıyor ama kendi kendisini yakıyor. Kendisi uymuyor. Uymadığı zaman da nasihatları tesirsiz kalıyor. Faydasız kalıyor. Yersiz kalıyor. Ve Kur'an'ın ifadesi çok önemli Harun Hoca. Kur'an'ın verdiği kurallar çok önemli. Eyvallah. Ud'u ila sebili rabbike. Evet. Ud'u. Davet et. İla sebili rabbike, Allah'ın yoluna davet et. Bil hikmeti. Hikmet nedir? Yerli yerince söz söylemek kardeşim. Faydalı söz, yerli yerince. Yerli yerince. Hı. Yani fayda getirecek şekilde olmalı. Hı. Boş laf değil. Yararlı olacak şekilde olmalı. Karşı tarafta mahkes bulmalı. Eskiler öyle diyorlardı. Hı. Yani eski alimler mahkes diyorlardı. Karşı tarafa, tarafta etkili olmalı. Mâkes bulmalı. Etkilenmeli. Karşı taraf etkilenmeli. Bunu önce yapmalı. Buna işte hikmet budur. Hikmet budur. Yani karşı tarafta mâkes bulacak sözleri söylemektir. Şiddet değil. Şiddet değil. Bağırıp çağırmak değil. Karşı tarafı tekfir etmek değil. Tekfir etmek değil. Karşı tarafı rüsva etmek değil. Eyvallah. Daha önce de söyledim Harun Hoca. Emevi halifelerinden bir zat yanına bir alim geliyor.
ona çok şiddetli bir nasihat yapıyor. O halife akıllı birisiymiş. Vakur birisiymiş. Tehavvursuz despot değil. Despot olsaydı alın bunun başına vurun. Zaten kanun odur. Sultandır. Hakimdir. Yani her şey iki dudağı arasında. Evet. Fakat akıllı bir adam. Adam söylemiş. Sözlerini bitirmiş o hoca efendi. Bu halife o hocaya dönmüş demiş ki hoca efendi irbi ala nefsike. Yani kendine gel, kendini yorma. Bu kadar sıkıntıya girme. Bu kadar zorluklara girme. İnne Allaha ba'ase men huma hayran minke ila men huwa şerrun minni. Allah senden iyilerini benden daha kötüsüne gönderdiği zaman onlara emretti. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ بِالْحِكْمَةِ. Bazı alimler diyor ki hikmetle nasihat etmek gayrimüslimler için geçerli. Yani gayrimüslimlere nasihat ederken, dini sevdirirken, İslam'ı benimsetirken, İslam'ı insanlarda mahkez bulmasına çalışılırken hikmetle, yani ne söyleyeceğini daha önceden bilmekle. Ölçüp tartıp. Yani ölçü. Ne diyor? İnsan önce söyleyeceklerini akıl süzgecinden geçirmeli. Eğer akıl onu kabul ederse onu söylesin. Eğer akıl kabul etmezse ondan vazgeçsin. İşte ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Hikme. Yani güzel söz. Etkileyici söz. Ağlayan göz. Ağlayan göz. Utanmaz yüz. Yani falanca bu cemaatin içerisinde ben nasıl konuşurum? Ya sen kendin Allah'ın emirlerini söylüyorsun. Ona bakma. Güzel söz, ağlayan göz, utanmaz yüz. Tesirli nasihatın 3 tane altın değerinde ögesi. Altın değerinde ögesi. Yani kimseden çekinme. Kimseden endişe etme. Söylediğin sözlerin yerinde olsun. Yerinde söz söyle. Güzel söz söyle. Ve söylediklerini kendi nefsinde önce tatbik et. Önce kendinden başla. Kendinden başlamazsan o zaman ne olur? Kevasilin. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Diyor ki efendim divanında mı geçiyor hocam? Divanında geçiyor. Divan-ı İmam Şafii rahmetullah. Divan-ı İmam Şafii radıyallahu teala anh diyor ki bende var hocam o kitap. Ya va'izan nasi amma ente fa'iluhu. Sen yapıyorsun diyorsun millete yapmayın etmeyin uzak durun ama kendin yapıyorsun. Yap. Ya eyyuhel الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. Bu talimatı önce nefsine verseyne, nefsinde bunları uygulasayna, niye yapmıyorsun? Hatta bazen küçük çocuklarımıza hocam farkında olmadan bir yanlış yapsak diye baba sen bunu yapmıyorsun. Doğrudur. Çocuk hemen. Doğrudur. Şimdi siz la semahallah sigara içtiğinizi hani farz edelim. Allah muhafaza. Evet. Allah muhafaza eder. Evet. Siz çocuğunuza evladım sigara içme, sigara kötüdür diyebilir misiniz?
etli olmaz. Veya dediğiniz zaman çocuğun aklına girer mi bu? Çocuk bunu kabullenir mi? Çocuk bunu yutar mı? Çocuğa karşı yalan kesinlikle söylenmeyecek. Çocuğa vaat ediyorsunuz. Oğlum okulunu bitir, ben şunu sana alacağım. Eğer sen almazsan yalancısın ve çocuğa da yalancılıkta örnek olmuş olursun. Allah Allah, değil mi hocam? Hatta rivayete göre İmam-ı Bukhari Hazretleri, yani hadisleri bütün İslam alemini gezerek toplamış. Sahih Bukhari. İmam-ı Bukhari Hazretleri, Muhammed bin İsmail el-Cu'fiyyü el-Bukhariyyü el-Khartenekiyyü. Khartenek köyünde vefat etmiş. Maşallah. Semerkant değil mi hocam Bukhari? Semerkant, evet. Özbekistan'da şu an. Gitmiş, demişler ki falan köyde bir tane de bir hadis var. İmam-ı Bukhari çok uzak yerlerden oraya gidiyor. O köye gidiyor. Köye varmadan evvel efendim harmanlıklar var köylerde eskiden. Eskiden harmanlıklar var. Her köyün etrafında harmanlıklar var. Evet hocam. Oraya gidiyor ve bakıyor ki bir adam elinde kalbur kalbur. Bildiğimiz kalbur. Şöyle kalburu sallıyor. Karşıda da bir at var. Atın gelmesini istiyor. Evet. Diyor ki bu nedir? Diyor kalburdur. Ne yapacaksın? Diyor bu atı tutmak için. Kalburda bir şey var mı? Demiş yok. Ama at bilmiyor ki içinde bir şey yok. Demiş böyle bir hadis var sende mi? Evet. Demiş ben almıyorum o hadisi. Hayvana yalan söyleyen güvenilmez bir adamdır. İnnillâ'ahidul hadîs mimmen yektib alel behâim. Değil mi hocam? Ve hadisi almamış. Hayvana karşı dürüst değilsin. İnsanları da kandırabilirsin. İnsanlara da dürüst olmaz. Allah Allah. Onun için bütün hal ve hareketimizle de efendim Kur'an'ı okuyalım. Eyvallah hocam. Kur'an'ı lisanın Kur'an'ı aleme duyururken, Kur'an ayetlerini lisanın aleme duyururken hal ve ef'alın ve atvarın da Kur'an'ı okusun. Eyvallah hocam. Yoksa eyvallah. Netice yok. Hocamın bu güzel cümlesiyle, son cümlesiyle inşallah bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrardan inşallah buradayız. Muhterem izleyicilerimiz, kısa aradan sonra yeniden huzurunuzdayız. Sizden gelen dini soruları Ahmet Hocam'a sormaya devam ediyoruz. Muhterem Hocam, bir izleyicimizle sorusunda. Selamun Aleyküm Hocam demiş. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Babam 7 yıldır vefat etti. Rabbim kendisine rahmet etsin inşallah. Amin. Geçmişlerimize geçmişlerinizi. Amin. Amin. Her girdiğimiz ortamda babamdan bahsediyorlar. Bunun bir günahı var mı? Cevaplarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Hayır. Sağ olun. Yani babanızın iyi işlerini, iyi yönlerini, faydalı yönlerini, insanlara yol gösterici, insanlara prensip olarak, yani prensip olacak sözleri varsa ve onları insanlara söylerseniz bunda bir sakınca yok. Ya insanlar bahsediyormuş, kendileri değil de hocam, babasından. Başkaları bahsediyormuş. İyi işte, güzel bir şey. Güzel bir şey, bakın. Yani bu nasıl bir zat diyordu? En güzel şey bu kubbede güzel bir sadadır. Evet. Hoş bir sada. Ne diyordu o? Yardım et. Yani bu kubbede baki kalan hoş bir sadadır. Evet. Bu kubbeyi asmanda, yani bu gök kubbesinde kalan güzel bir sadadır. Güzel bir sada. Baki kalan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Hoş bir sadadır. Evet. Yani eğer güzel şeyler yapmışsa ve insanlar da onu dile getiriyorlarsa Allah rahmet etsin, ona sevap yazılıyor. Ona hayır yazılıyor. Falan zat hayatında böyle diyordu.
böyle güzel söz söylüyordu. Evet hocam. Böyle öğüt veriyordu. Bunlar hepsi güzel. Bir de Efendimizin tavsiyesi var değil mi hocam? Uzkuru mehasne mevtekum. Yani ellerinizin iyiliklerini. O Harun Hoca. Hatırlatınız. Yani ölülerin kötülüklerini döküp saymak fayda değil. Evet. Faydalı değil. Ölünün iyi taraflarını söyleyin. Ölünün iyi taraflarını söyleyin. İyi huylarını söyleyin. Varsa kötülükleri zaten Allah hesap verecek. Eğer kötü tarafları varsa ondan göz yumun. Karışmayın. Uzkuru mahasine mevtakum ve kuffu an mesavi'ihim. Ve kuffu. Yani karışmayın, uzak durun. Kötülüklerini saymaktan uzak durun. Onun için tabii ki insanın iyilikleri, hani böyle bir söz var, iyilik de söylenir, kötülük de söylenir. İyi yapan insanların iyilikleri söylenir. Kötülük yapan insanların da kötülükleri dile getirilir. Onun için insan kendisinden sonra, ölümünden sonra iyi efendim prensipler, iyi nasihatler, efendim iyi sözler yaparsa ahirette, ahirete intikal ettiği halde dünyada yaptığı o iyilikler kendisine sevap getirir. Kendisine hayır getirir. Bunlar güzel şeylerdir. Ve insan memnun olur. Yani iyilik inikas ve sirayet ediyor. Ve etmelidir de. İyilik inikas ve sirayet etmeli. Yani iyilikler cam gibi şeffaftır. Arkasındakini gösterir. Arkadakine sirayet eder. Kötülükler kesif ve katıdır. Sirayet etmez. Geçerli değil. Bir adamın efendim babasının güzel sözleri var. Bu kardeşimizin babasının. Bunlar ne yapar? Bütün aşiretin, bütün akrabaların yüz akıdır. Evet hocam. Onları memnun eder. Onları mesrur eder. Onları hoşnut eder. Eyvallah hocam. Ama kötü sözler söylenmemeli ve onlar sirayet etmemelidir. Eyvallah. Ve zaten sirayet de etmez o kötü sözler. İyilikler söylenir, kötülüklerden vazgeçilir. Rahmeti ilahiye herkesten daha çoktur. Rahmeti ilahiye boldur. Allah dilerse bir kelime için Allah bütün günahları affeder. İnnel abde le yetekellemu bil kelimeti min rıza illahi teala la yazunnu enneha tebluğu ma belagat. Evet hocam. Allah'ın rızasına uygun bir söz söyler. Doğrudur. O bilmiyordu ki bu kelime bu kadar kendisine hayır getirir. Efendim Allah onu göklere yükseltir. Veya gökler kadar onu yükseltir. Hocam bazen de geçen kraliçe şey oldu ya, öldü ya hocam. Maalesef hani cehalet dediniz ya. İşte sosyal medyada biz de duyduk yani şahit olduk. Ne güzellemeler hocam yani kraliçe hakkında. Ben kendim bizzat sosyal medyayı çok kullanmadığım için rastlamadım ama neredeyse rahmet okuyacaklar ya. Böyle bir emperyalist, sömürgeci, katil, zalim. Yani bu kadar masumun, mazlumun hocam kanına giren bir kafir zaten yani Hristiyan da olsa. Doğru mudur hocam? Harun Hoca tabii ki doğru değil. Kural olarak İslam vermiş olduğu bir kural var. Bak. Evet hocam. مَا خَلَا كَافِرٌ بِمُؤْمِنٍ اِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ. Allah değil mi kardeş? Evet. Bir kafirle bir mümin bir araya gelirse onu öldürmeye gelir. Kafirin aklında, kafirin kafasında o mümini katletme imkanlarını araştırma vardır. Fırsat kollar yani. Eğer kendisini öldürme imkanı olmazsa gölgesini öldürmeye çalışacak. Allah Allah. Onun için eskiler, atalarımız diyorlar ki kafirden dost,
Domuzdan post olmaz kardeşim. Olmaz kardeşim. Kur'an da öyle diyor. لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ Kafirleri kendinize veli ve dost edinmeyiniz kardeşim. Kafirden mümine hayır gelmez. Fayda gelmez. Yarar gelmez. Hatta hocam bir ahmak şey yapmış yani. Müslüman gitmiş Kabe'de diyor ki kraliçe adına umre yaptım. Nasıl bir şey hocam? وَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ظَلَالٍ Kur'an öyle diyor. Dua edin. Kafirin duası sapıklıktır. Başka bir şey değildir. Bunu yapan bir Müslüman hocam. Kabe'ye gitmiş. Ya Müslüman ahmak Müslüman. Orada bir pankart yine. Ya ahmak. Ahmaktan bir şey çıkar mı? لِكُلِّ Bak ne diyor şair İslam bilgine. Harun Hoca. İslam'ı tatbik etsek. Evet, İslam'ı bilsek. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ Her hastalığın bir ilacı vardır. O ilaçla tedavi edilir hasta. اِلَّا الْحَمَاقَةَ اَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا اِلَّا الْحَمَاقَةَ Ahmaklık tedavi eden doktoru acizde bıraktı. Doktor bunu tedavi edemedi. Ahmak ya. Ahmak yürüdü en yenfe'ake fe yadurruke. Sana fayda vermek isterken sana zarar verir. Onun için ahmakla dost olma, arkadaş olma, onu benimseme. O sana fayda vermeye çalışsa da sana fayda vermez, sana zarar verir kardeşim. Ahmaklar çok. Ya bu memlekette muhterem kardeşim, gerçek tarih henüz yazılmadı. Cumhuriyetin son dönemlerinden 1900 ben çok fazla isim vermek istemiyorum. Nedir? Yani belli bir zamana kadar tarihler hep uydurma tarihlerdir. Ve İslam düşmanları 1927'de yapılan sayımda Türkiye nüfusu 27 milyondu. 13 milyondu pardon. 13 milyondu. Evet, din düşmanları, o zamanın din düşmanları 100 bin tane Yahudi getirdiler. Bilmem kaç yüz bin Ermeni getirdiler. Birkaç yüz bin Hristiyan getirdiler ve bunlara nüfus kağıdı verdiler. İsim değiştirdiler. Ünvanlar verdiler. Okullara müdür yaptılar. Üniversitelere hoca yaptılar. Üniversitelere rektör atadılar. Efendim, üniversitelere dekan atadılar. Efendim, bilim adamı atadılar ve Müslümanların itikatlarını, inançlarını bozmaya teşebbüs ettiler. Ve bugün memleketimizde 1927'ye kadar 1 milyon gayrimüslim yerleştirildi. 1 milyon Harun Hoca. Az değil. Müslüman evlatlarını kafirleştirmeye çalıştılar. Ama o tarih yok. Uydurma tarih. Hep kahramanlıklarla dolu tarih. Hep bilmem nelerle dolu tarih. Halbuki hiçbirisi genelde doğru değil. Genelde. Nadiren belki doğruları var ama genelde doğru değil. Eyvallah hocam. Allah merhamet etsin. Amin. Değerli hocam, bir izleyicimiz sorusunda kişi doğmadan önce Allah katında öleceği gün belli midir? Herhalde şeyi merak etmiş. Acaba ecelimiz doğduktan sonra mı yoksa doğum öncesi mi tayin edilmiş? Biz doğmadan mı yoksa doğduktan sonra mı ecelimiz tayin edilmiş? Ben sana belki önceki programlarda
Abdullah bin Mes'ud Hazretleri'nin bu hadisini biliyorum evet hocam. Buhari rivayet eden, Buhari belki Müslim'in de ittifakıyla hadis-i şerif var. Evet. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfeten. Sizden birinizin yaratılış evresi 40 güne kadar ana rahminde sıvı madde kalıyor. Nutfe olur evet. Nutfe sıvı madde. Bir damla su. Evet hocam. Thumma yakunu alaqatan misle zalika. 40 gün daha geçtikten sonra yani 80 gün olduğu zaman o su kan ana dönüşüyor. Thumma yakunu muzgatan misle zalika. 120 güne geldiğinde bir çiğnem et oluyor. Efendim bir çiğnem et parçası oluyor. ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا. Allah ona bir melaike gönderir. O muzgaya. فَيَنْفُخُ ف۪يهَا الرُّوح. Önce Rabbim emrederek ruhu o cenine üflüyor. Üfler ve et at canlanır. Ondan sonra ve yu'marul meleku bi ketbi ecelihi ve rızkihi ve amelihi ve şakiyun ev sa'id ve şakiyun ev sa'id fe vallahi lezi la ilahe illa hu. Peygamberimiz yemin ediyor. Allah Allah. Bak 120 gün olduktan sonra ruh üflendiğinden sonra Allah melaikeye emrediyor. Bunun ecelini yaz. Rızkını yaz. Rızkını yaz. Efendim şakî mi? Efendim sa'id mi? Yani mümin mi kafir mi? Yani ecelini yaz. Bunları yazdırıyor. Peygamberimiz yeminle söylüyor. فَوَاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ sizden biriniz لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ cennetlik olarak amel eder. Hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'. O kişiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Feyesbiku ileyhi'l kitab. Yani ilme ezelideki o mukadderat ona galip gelir. Feya'melu bi ameli ehli'n nar bu sefer. 180 derece dönüş yapar. O takva, o güzel ameller, o namazlar, o ibadetler bir tarafa kalır. O insan kader-i ilahinin, takdir-i ilahinin öngördüğü efendim kaza ve kadar galip gelir. Feya'melu bi amelin ehlin nar. Cehennemliklerin amelleriyle amel eder. Feyedkuluha. Cehenneme girer. Madalyonun öbür tarafı ve inne ahadakum لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ sefer sizden biriniz cehennemliklerin ameliyle amel eder. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاءَ kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. فَيَسْبِقُ اِلَيْهِ الْكِتَابِ mukadderat-i ilahiyenin hükmü tecelli eder. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ cennetlik ameliyle amel eder. فَيَدْخُلُهَا cennete girer. Eyvallah. Cennetlik olur. Yani رُفِعَتِ الْاَقْلَامِ Peygamberimiz başka hadiste. وَجَفَّتِ الصُّحُوفِ رُفِعَتِ الْاَقْلَامِ kalem yazmaktan kalktı. Daha yazı yok. Sayfaları kurudu. Her şey yazıldı. Yazılacak olan emirler, kanunlar, efendim ne varsa mukadderat hepsi yazıldı. Ve ceffeti suhuf yazılan sahifeler, içinde yazılan sahifeler, içindeki mürekkebi kurudu kardeşim. O zaman şöyle bir soruyu sormak hocam yanlış olur değil mi? Mukadderat belliyse, kimin şakî yani kimin mümin, kimin kafir, kimin mümin olur belliyse, o zaman niçin amel işliyoruz diyemeyiz. Şimdi bu hadis Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından
ashab-ı kirama rivayet edildi Peygamberimiz tarafından. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Adem'in sırtına bütün zürriyeti yerleştirdi. Sonra Rabbul Alemin Hazreti Adem'in sırtından bir avuç aldı. Allah'ın avucu nasılsa bilmiyoruz. Dedi ki haulâ'i finnâr ve lâ ubâli. Allah Allah. Bunlar cehennemlik. Ben kimseye de hesap vermem. Umursamam. Tabiri yerinde. Aldırmam evet. Aldırmam. Thumma kabada kabzaten sonra yine Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sırtından yine bir miktar aldı ve dedi ki haulâ'i fil cenneti ve lâ ubâli. Bunlar da cennetliktir. Ben aldırmam. Kimseye hasap vermem. Kimseye hasap vermem. Evet hocam. Mülkün sahibi Allah mı? Allah. Elbette ki. Malikul mulki yetasarrufu fi mulkihi keyfe yeşâ mı? Mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder ya. Tarlan var, istersen mercimek ekersin. İstersen buğday ekerim, buğday ekerim. İstersen nohut ekersin. İstersen pamuk şey yaparım, su varsın. İstersen pamuk ekersin. Evet hocam. Kimse sana müdahale edebilir mi? Bu mülk, bu kainat, bu insanlar, bu varlıklar hepsi Allah'ın mahluku. Hepsi Allah'ın mülkü. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu abd. Allah'ın kulu. Hocam özür dilerim. Hadisin son kısmı hani insanın gerçekten belini kırıyor yani. Bir insan, salih bir insan, o kadar amel işliyor ki neredeyse cennete girecek. İşte bir arşın dediğiniz şekilde bir yarım metre kalmış. Ve cehenneme yani mukadderat kitap önüne geçiyor ve cehenneme gidiyor. Başka bir öte taraftan işte kötü bir insan diyoruz. Veyahut yani kafir bir insan diyoruz hocam. O adam da kötülük yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sonra en son kitap önüne geçiyor. Ve salihlerin amelini işte ve cennete giriyor hocam. Aklımız burayı almıyor. Acaba zahirde mi yani bu insanlar iyilikleri veya kötülükleri yapıyor? Ya Allah rol veriyor Harun Hoca bak. Vallahi Allah bize rol vermiş. Biz o rolü yerine getiriyoruz. Piyes gördün mü sen piyes? Evet yani tiyatro çok gitmedim ama. Yani belli. Birisine kör rolü veriyor, birisine topa rolü veriyor, birisine kambur rolü veriyor. Birisine kadın rolü veriyor, birisine... Yani rol vermiş, Allah bize rol vermiş. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu, şimdi rolü gerçekleştiriyoruz. Başka bir şey yok. Ama mülk Cenab-ı Hak'tır. Mülk Cenab-ı Hakk'ındır. Hakkın olacak işler, boştur gam-u teşvişler. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Neylerse güzel eyler. Aziz kardeşim, Allah ne yapmışsa güzel yapmış. Cehenneme de koysa güzel yapıyor. Cennete de koysa güzel yapıyor. Araf'ta da bir müddet bıraksa güzel yapıyor. Allah kör halk etse de güzel yapıyor. Kambur halk etse de güzel yapıyor. Topal halk etse de güzel yapıyor. Hasta da etse Allah güzel yapıyor. Ya. Allah ne yapmışsa güzel yapmış. Kur'an bunu diyor ha, Orhan Hoca. O muhterem zattan evvel İsmail Hakkı'dan evet. Önce diyor ki Ezrul İsmail Hakkı'dı. Ehsene kulle şeyin halakahu. Bak. Allah yarattı her şeyi. Ama her şeyi. En güzel yapmış. En güzel şekilde halk etmiş. En güzel şekilde yaratmış. Allah'ın yaratılışında, Allah'ın hilkatinde, Allah'ın takdirinde kötülük, yanlış yok kardeşim. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş. Ne etmişse güzel etmiş. Ama ondan evvel Kur'an bunları çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Demek o da ışığını Kur'an'dan almış değil mi hocam? Tabii ki. Tabii ki bu zatlar hepsi. Alimlerimiz hepsi. Hocam özür dilerim yanlış. Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri evet.
İsmail Hakkı dedim ben. İbrahim Hakkı. İbrahim Hakkı, evet. Biz ne dedik? Ben hani orada siz unutunca ben de İsmail Hakkı dedim. Tamam, sonra doğrudur. Aklıma geldi hocam. Ama o da Kur'an'dan esinlenmiş. Değil mi hocam? Kur'an'dan esinlenmiş. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, hiç kimsenin Allah'a karşı itiraz etme hakkı yoktur. Eyvallah hocam. Böyle bir hakka sahip değil. Böyle bir şeyi ileriye sürme imkanı yoktur. Allah'a itiraz edemez. Allah ne yapmışsa güzel yapmış. Allah ne yapmışsa yerinde yapmış. Allah ne yapmışsa yerli yerince yapmıştır. Ve mülk Allah'ındır kardeşim. Biz dilekçe verdik mi Harun Hoca? Ya Rabbi bizi insan yarat. Ağaç değil, ot değil, taş değil, kedi köpek değil, toprağı değil, yılan değil, akrep değil, bizi insan yarat. Böyle bir dilekçemiz var mı? Lütfettim. Bizi erkek yarat. Var mı böyle bir dilekçemiz? Lütfettim hocam. Allah öyle murad etmiş kardeş. Vallahi güzel etmiş. Ya. Vallahi muradı güzeldir. Allah'ın muradı en güzelidir. İtiraz hakkımız yok bizim. Evet hocam. Yanlış hareket etmemiz bizim aleyhimizdedir, aleyhimizedir. Bize felaket getirir. Bize sıkıntı getirir. Evet, bir iki dakika daha geçirelim ki namazı kılalım. Evet hocam. Yani böyle bir imkanımız söz konusu değil. Allah murad etmiş, Harun'u koca halk etmiş. Erkek halk etmiş. Sonra kalbine Allah babasının neyse ailesinin kalbine koymuş, Harun Kur'an öğrensin. Elhamdülillah. Sonra okula geçsin. Evet. İmam Hatip'e geçsin. Sonra ilahiyata geçsin. Sonra imam olsun. Sonra öğretmen olsun. Olsun da olsun. Bunlar hepsi vukuattır, vukuat. Bunlar Allah'ın mukadderatı gereğince olmuştur. Allah öyle münasip görmüş. Allah öyle istemiş. Allah öyle halk etmiş. Bizim hakkımız şükrandır Harun Hoca. Bizim Allah'a karşı hakkımız, görevimiz, şükretmek, ödevimiz Allah'a şükretmek, Allah'a yalvarmak, Allah'a efendim hamdü senalar getirmektir. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Allah'a itiraz etme efendim yetkimiz ve salahiyetimiz, haddimiz yoktur. Hakkımız yoktur kardeşim. Eyvallah. Bu o başka şekil olamaz. Kim yanlış yaparsa yanlış yapıyor. Tabii ki. Haddini aşıyor. Haddini aşıyor. Ey insanoğlu, karışma. Karıştırma. Çirkin olma, çirkin etme. Karışma. Karıştırma. Karıştır mı karıştırırsın. Çirkin olma. Çirkin etme. Haddini bil, haddini. Hududunu bil. Hududunu aşma. Rahimallahu mru'en arafa kadrahu felem yetecavaz tavra. Allah o insandan razı olsun ki kendi sınırını biliyor. Sınırının dışına çıkmayan insanlardan Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah hocam. Bizim ne hakkımız var? Cenab-ı Hakk'ın hılkatine, Cenab-ı Hakk'ın mukadderatına, Cenab-ı Hakk'ın prensiplerine, Cenab-ı Hakk'ın mukadderatına karşı gelmeye biz kimiz? Biz neciyiz? En büyük varlıklar olan melekler bile Cenab-ı Hakk'a Sübhaneke, Allah'ım sen kusurdan münezzehsin. La ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim demişler. Ve Cenab-ı Hak ve alleme Ademel esma'e kullaha ayetin sonunda diyor ki kâle elem akullekum inni a'lemu gaybe semavati vel arz ve a'lemu ma tübdûne ve ma kuntum tektumûn. Bu ayeti söylediği zaman melekler rivayete göre Arş-ı Azam'ın etrafında tavaf etmeye başladılar ki
Allah'ın kahrinden kendilerini korusunlar. Subhanallah. Arş-ı Azam'ın, Arş-ı Azam nerede? Kabe'nin tam üstünde Harun Hoca. Kabe'nin tam üstünde. Kabe'nin tam yukarısında. Nasıl ki melekler Arş-ı Azam'ın etrafında dolaşarak günahlarını affettirmeye çalıştılarsa, insanlar da Beytullah'ın etrafını tavaf ederek günahlarını affettirmeye çalışıyorlar. Allahu Ekber. Muhterem kardeşim. Eyvallah hocam. Çok güzel oldu. Mülkün sahibi çok güzel yaratmış. Eyvallah hocam. Çok güzel halk etmiş. İhtiraz yok. Ara verelim hocam. Evet. Muhterem izleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, bu arada hamdolsun namazımızı kıldık. Değerli hocam, bir izleyicimiz var. Alacak karşılığında mal aldım. Malı da sattım. Sattım, kişi hakkımı tam vermedi. Ne yapmalıyım? Muhterem izleyiciler, tabii ki dünyada zalim var, mazlum var, haklı var, haksız var. Yani Allah'tan korkmayan insana ne yapacaksınız? Cenab-ı Hak diyor ki, kul hakkıyla benim karşıma gelmeyin. Bu da ne yapmış? Kul hakkına tecavüz etmiş. Evet hocam. Süfyan-ı Sevri olan zat-ı muhterem, büyük allame, hadisçi, mezhep sahibi, fakih mezhep sahibi, diyor ki, لَاَنْ تَلْقَ اللّٰهَ بِسَبْعِينَ ذَنْبًا فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّٰهِ. Allah'ın huzuruna seninle Allah arasında 70 günahla huzurullah'a geçsen, اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تَلْقَاهُ بِذَنْبٍ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ. Seninle kullar arasında bir günahla huzurullah'a geçmen 70 günahtan daha çetin, daha zor, daha efendim insanı azaba tabi tutar. Şimdi insanların hakkına tecavüz etmenin ne faydası var ya? Ya o dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem gayet madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayata ebediyye burada kazanılacak kardeşim, hayat-ı ebediyye, cennet hayatı, ebedi hayat burada kazanılacak. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacak yahu. İyilik de yapsan mükafatını alırsın, la semahallah kötülük de yaparsan cezasını alırsın yahu. Niçin taşkınlık yapıyor bu insanoğlu? Niçin başkasının hakkına tecavüz ediyor? Niçin başkasının malına el uzatıyor, zimmetine geçiriyor? Bunlar insana fayda getirmez ha. Vallahi bunlar insanın salih amelleri varsa salih amellerinin elinden alınmasına sebep olur. Şayet salih amelleri yoksa bugünkü bir kısım insanlar gibi, o zaman hak sahibinin günahları o haksızlık edenin sırtına yüklenir, evet, ve cehenneme mahkum olur kardeşim. Müflis olur. Kul hakkı yahu, kul hakkı. Kul hakkı kadar çetin bir hak yok dünyada. Evet hocam. En çetin hak kul hakkı. Kul hakkına tecavüz etme. Allah merhametlidir. Allah gafuru rahimdir. Allah bir kelimeyle seni affeder. Dünyada yapmış olduğun güzel bir amelinle Allah seni affedebilir. Ama kul seni affetmez ha. Affetmez kardeşim. İlla ki hakkını senden alır. Baban da olsa bak. Ahirette فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ.
sure üflendiğinde, yani kıyamet gününde insanların arasında akrabalık bağları kalkıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Ne evlat babayı, ne baba evladı, tanıyacak. Ne eş eşini, ne kardeş kardeşi, ne büyük küçüğü, ne küçük büyüğü tanımayacak. يَوْمَ يَغْفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ يعني صاحبتي وبنيه. Yani herkes nefsi, nefsi, nefsi diye kendisini Allah'ın azabından kurtarmaya çalışacak. Ve insanlar temenni edecek Harun Hoca. İslam'a göre, İslam'ın ifadesine göre ahirette baba temenni edecek. Keşke evladımda bir hakkım olaydı. Allah Allah. Evladımdan hakkımı almak suretiyle kendimi Allah'ın azabından kurtarsa idim diye temenni edecek, temenni edecek. Yoksa affetmesini bir tarafa bırak. Kimse kimseyi affetmeyecek. Benim babamdır. Dünyaya gelmeme sebeptir. Beni korumuştur. Beni terbiye etmiştir. Okutmuştur, büyütmüştür. Yok öyle yok. Mahkeme-i Kübra'da bunların hiçbirisi yok. Kimse kimseden haberi olmaz. Hazreti Aişe validemiz radıyallahu teala anha Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ya Resulallah, hel tezkurune ehlikum?" Siz aile fertlerinizi aklınıza getirecek misiniz? "Emma fi selaseti mevatine fela." Allah Allah. Üç yerde mümkün değil. Mümkün değil. Allah Allah. Resul Aleyhisselatü Vesselam bile hine tetatayeru suhuf. Sahifeler Arş-ı Azam altındaki bir hazineden uçuşacak. Sağ eline mi verilecek? Amel defterleri. Amel defterleri. Sol eline mi verilecek? Onu bilmeden kimse kimsenin derdine düşmez. İki, hine yuza'ul mizan fetuzenu a'malul halayık. Mizan konulduğunda ve insanların amelleri tartıldığı zaman kimse kimseyi hatırlayacak değildir. Öyle bir durum söz konusu değil. Ve üçüncüsü hatta yetecavaza sırat. Allah Allah. Sırattan geçeceği kadar. Sırat köprüsünden geçmediği sürece kimse kimseyi aklına getirmeyecek, hatırlamayacak, arkasına düşmeyecek, sormayacak, sorgulamayacak. Çünkü peygamberler aleyhissalatu vesselam dahil olmak üzere herkes nefsi, nefsi diyecek. Hazreti İsa, "Vallahi ya Rabbi la es'eluke ummi." Nefsi, nefsi diyecek. Allah Allah. Beni doğuran, beni büyüten annemi senden istemiyorum. Onu kurtar demiyorum. Nefsi, nefsi. Kendi nefsimi kurtarmaya çalışıyorum dediği bir anda diğer insanların efendim başkalarını hatırlamaları, başkalarını akıllarına getirmeleri söz konusu değildir muhterem izleyiciler. Hocam bu hakikatleri bilip de, bu hakikatleri, gerçekleri bilip de ahiret için çalışmamak gerçekten şu an uykudayız, gafletteyiz. Zaten yani akılsızlıktır Harun Hoca. Allah bizi muhafaza etsin. Akılsızlıktır. Şeytan aleyhillanenin baskısıdır. Şeytan aleyhillanenin aldatmasıdır. İnne şeytane lekum aduvun fettehiduhu aduva. Evet hocam. İnnemâ yed'u hizbehu liyekunu min ashabil cehîm. Evet hocam. Şeytanın baskısı var. İnsanlar böyle bir şeyi akıllarına getirmiyor. Hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Ennâsü niyâm fe izâ mâtû intebâ."
İnsanlar uykudadır. İnsanlar uykudadır. Hayat uykusu. Hayatın mücadelesi de bir uykudur. Ahirete karşı bir uykudur. Salih amellere karşı bir uykudur. Allah'ın rızasını kazanmaya karşı bir uykudur. Allah'ın azabından kurtulmaya karşı bir uykudur. Ölünce uyanılır artık. فَاِذَا مَاتُوا İnsanlar öldüğünde اِنْتَبَهُوا uyanacaklar. Ama قَبْلَ فَوَاتِ الْاَوَانِ Arap diyor. İnşallah zaman geçmeden. İş işten geçmeden evvel bunu gerçekleştirmek. Rabbim hocam zatınızı bizleri, izleyicilerimize inşallah cümlemize hayırlı akıbet nasip etsin inşallah. Amin. Bu güzel temenniyle, duayla inşallah bitiriyoruz. Rabbim nasip ederse hafta aynı gün ve aynı saatte İslam ve Hayat programımızda Tehra'dan buluşmak ümidiyle ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.